Arduino nedir? Kelimenin telaffuzu Arduino'dur. Türkiye'de birçok kişi buna Arduino demekte. Fakat bu bir sorun teşkil etmiyor. Sonuçta anlaşabiliyoruz. Arduino, bir açık kaynaklı fiziksel uygulama platformudur. Açık kaynaklı demek, kullanıcılar tarafından istenildiği gibi geliştirilebilir anlamına gelmektedir. Programlama ve elektronik konusunda fazla bilgiye sahip olmayan kişilerin bile kullanabileceği basit bir platformdur. Arduino sayesinde yapılan bir devrenin kontrolünü sağlamak mümkün ve bunun için profesyonel bir programcı olmak zorunda değilsiniz. Gerekli kodlamaları internet üzerinden temin edebilir ve küçük değişikliklerle kullanabilirsiniz. Arduino kütüphanelerini ve genel kodlama altyapısını C dilinden almakta. C diline hakim olanlar Arduino'da fazla zorlanacaklarını sanmam. Arduino bu nedenle fazlaca tercih edilen bir platformdur. Öğrenilmesi gerçekten çok basit ve hızlıca internet üzerinden gerekli bilgiye ulaşmak mümkün. Arduino dediğimiz geliştirme kartlarının çeşitleri mevcuttur. Mega, Nano, Pro Mini, Leonardo ve en çok kullanılan Uno gibi çeşitleri vardır. Gelelim Arduino'nun fiziksel özelliklerine. İçerisinde birçok devre elemanına rastlamak mümkündür. Fakat sinir sistemini oluşturan Atmel marka Atmega mikrokontrolör, daha doğrusu bir mikro denetleyicisi vardır. Bunun sayesinde bilgisayar ve devre arasındaki bilgi akışını sağlar. Üzerinde iskeletini oluşturan pinler vardır. Bu pinler yeri geldiğinde devreye veri alınması, yeri geldiğinde ise veri çıkarılması için kullanılır. Örnek olarak LED'e çıkış vermek, potansiyometrelerden veri almak denebilir. Arduino Uno'nun üzerinde hali hazırda duran bir LED vardır ve 13. pinde yer alır. Uno yalnızca Arduino'yu bilgisayara bağlayarak programlamak mümkündür. Ayrıca programlama yapabilmek için Arduino'nun IDE'sini indirmelisiniz. Windows, Mac, Linux gibi birçok platformda uyumludur. Ayrıca üzerinde 3.3 ve 5 volt çıkışları mevcuttur. Bunlar devreye enerji gönderilmesini sağlarlar. 13. pinin sahip olduğu LED dışında 3 LED daha vardır. Bunlardan ikisi RX ve TX LED'leridir. RX yani receive almak demektir ve TX yani transmit iletmek demektir. Bunlar bilgisayar ile haberleşme esnasında yanıp sönerler. Bu olay bilgisayar ve Arduino arasında haberleşmenin sağlandığını gösterir. Bir de 10 adında bir LED bulunur ve enerjiye sahip olduğu zaman içerisinde sürekli yanar. Üzerinde fazla dikkat çeken kırmızı bir buton bulunur. Ben de dahil birçok kişi bu butonun kırmızı olmasından dolayı fazla önemli ve kullanılmaması gereken bir buton olduğunu düşünmüştür. Fakat bu butonun tek görevi programı yeniden başlatmaktır. Yaptığım birçok Arduino projesini Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan takip edip bakabilirsiniz siz de. Oradaki bulabildiğim birkaç görüntüyü sizlere veriyorum. İyi seyirler. Daha sonra tekrar konuşacağız bunun üzerine. Evet, böylelikle ben performans ödevimi bitirdim. Ayrıca güzel bir derleme yapmış oldum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.